Merhabalar, ben Ozan Sihay, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere benim de günlük hayatımda, iş hayatımda ya da sosyal medya paylaşımlarımda sıklıkla kullandığım, bazıları işlerimi son derece pratikleştiren ve çok işime yarayan, bazıları ise zamandan tasarruf etmemi sağlayan ve eminim ki sizlerin de sık kullanılanlar listenize gireceğini düşündüğüm 10 adet web sitesini sizler için tanıtacağım. İlk olarak internet hızınızı ölçmeye yarayan ve içinde reklam barındırmayan ve kullanışı oldukça pratik ve sade bir site olan fast.com.tr sitesinden bahsedeceğim. Bu site Netflix'in sahip olduğu bir site aslında. O yüzden oldukça güvenilir bir site. Yani internet hızınızı diğer hız ölçer siteler arasında en doğru şekilde ölçen sitelerden bir tanesi. Hani ben birçok siteyi denedim. Gerçekten de en yakın sonuçları fast.com.tr sitesi veriyor. Bakalım şimdi sitemiz nasıl bir siteymiş. fast.com.tr sitesine girdikten sonra direkt olarak internet hızımızı ölçmeye başlıyor site arkadaşlar. Dediğim gibi son derece sade bir görünüme sahip. Sadece internet hızınızı görüyorsunuz. İnternet hızınızı ölçtükten sonra aşağıda daha fazla bilgi göster kısmı var. Buraya girerek burada ping hızınızı, istemciyi ve sunucuları da görebiliyorsunuz. 10 MB'lık bir dosyayı Netflix üzerinden indiriyor ve şu anda 12 megabitlik bir internet hızım varmış. Bunu ölçtü. 20 megabaytlık bir dosyayı da upload etti. 3.8 megabitlikte bir upload hızım varmış. Ayrıca site üzerinden Facebook'ta ya da Twitter'da direkt olarak paylaşım yapabiliyorsunuz. Daha önce internet hızım bana vaat edilenden çok daha düşüktü ve fast.com.tr sitesine girerek buradaki hızı direkt olarak Twitter'da paylaştım ve bana direkt olarak firma dönüş yapmıştı. Çünkü internet sunucu firmaları defalarca aradığınızda her zaman size dönüş yapmıyorlar ya da ulaşması zor oluyor. Fakat bu sayede site üzerinden tweet atarak hemen bana dönüş yaptılar ve internet sorunumu çözmüşlerdi. İkinci önereceğim site ise hazır Netflix demişken Netflix'te dizi ve film öneren bir site olacak bu da. Eminim ki benim gibi birçoğunuz Netflix'e girdikten sonra hangi diziyi ya da hangi filmi izleyeceğim diye izlediğimiz dizi ya da filmden çok daha fazla zaman o dizileri aramaya harcıyoruz. O yüzden birisi bize dizi ya da film önermesini bekliyoruz ki direkt aramadan o diziyi ya da filmi izleyelim. Bu sitenin ne işe yaradığını da hep beraber bir inceleyelim isterseniz. reelgood.com/roulette/Netflix sitesinden bahsedeceğim şimdi. Aslında bu bir site değil. Sitenin orijinali ReelGood. Benim bahsedeceğim ise ReelGood'un içinde bulunan bir kısım. Netflix Roulette kısmı. Gerçekten de bunu çok kullanıyorum arkadaşlar ben. Çünkü Netflix'te özellikle bir film izleyecekken ya da dizi izleyecekken uzun uzun hangi filmi ya da hangi diziyi izleyeceğime karar veremiyorum ve hiçbir şey izlemeden Netflix'ten çıkabiliyorum. Bu site sayesinde ise istediğiniz bir türü seçerek, mesela buradan bir tür seçelim öncelikle. Mesela bilim kurgu, science fiction'ı seçiyorum. Hem film hem de diziler için arama yapalım. IMDb puanı seçelim. Mesela 7'nin üzerinde bir puan olsun. Rotten Tomatoes puanı da %70'den fazla olsun. Ve ruletimizi çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet, Buçurama çıktı. Bir dizi. Bunu izlemiştim. Gerçekten de çok iyi. Direkt olarak karşıma gerçekten izlemediyseniz eğer izleyebileceğiniz bir yapım çıkardı. Mesela bir daha çevirelim. Bir daha spin dedim. Better Than Us diye bir dizi var. Bu da son derece güzel bir Rus dizisi arkadaşlar. Bilim kurgu dizisi. Mesela yine bir dizi çıkardı. Sadece film arayalım bu sefer de. TV show kısmını kapatıyorum. Ve mesela komedi türünde olsun. Rotten Tomatoes puanı %80'in üzerinde olsun. Ve çarkımızı çevirelim bakalım ne çıkacak. Rocco'nun Modern Yaşamı çıktı. Bunu da izledim. Bu da gerçekten çok iyi. Bir daha çeviriyorum. Bakalım izlemediğim bir şey çıkacak mı karşıma? Evet. Bailey's Barfi filmi çıktı. Mesela bunu izlememiştim. Bunu direkt olarak listeme ekliyorum şu anda. İşte bu sayede çok fazla zaman kaybetmeden istediğiniz türde ve istediğiniz puanda filmleri karşınıza çıkarıyor arkadaşlar. Uzun uzun film, dizi aramanız artık gerekmiyor. Ayrıca buradan Watch kısmına da tıklarsanız Netflix bilgisayarınızda açıksa direkt olarak filmi başlatıyor. Mesela Watch'a tıklayalım bakalım. Evet, Netflix'e bağlanıp direkt filmi başlattı gördüğünüz gibi. Film, dizi izlemeyi seviyorsanız direkt olarak burada size harika tavsiyeler karşınıza çıkaracak bir site. Evet, dizilerden devam ediyoruz. Şimdi de üçüncü önereceğim site. Bu da gerçekten çok yararlı bir site. Aslında çok basit bir arayüzü var. Çok basit bir site. Ama özellikle zamanla ilgili sorunuz varsa ve yeni bir diziye başlamak istiyorsanız bu dizinin kaç sezondan oluştuğunu ve toplam bölümleri izlediğinizde o dizinin başında ne kadar zaman geçireceğinizi sizlere söyleyen bir site bu da. Az önceki siteden hangi diziyi izleyeceğimize mesela karar verdik. Peki bu izleyeceğimiz dizi kaç sezon ve dizinin tüm bölümlerini izlediğimde benim ne kadar zamanımı alacak? Bu sitede bize bunu sağlıyor. t.me sitesi. Aşağıdaki açıklama kısmında linkleri bırakacağım. Oraya tıklayarak direkt olarak siteye ulaşabilirsiniz. Mesela buradan bir dizi arayalım. Stranger Things olsun. Arıyor. Evet, Stranger Things dizisi. Tıkladığımızda 4 sezon olduğunu bize söylüyor. Yandaki ileri butonuna tıklıyorum ve bakalım ne kadar sürecekmiş. Diziyi baştan sona 4 sezon izlediğimde toplamda 21 saat 40 dakikada bütün bölümleri izleyebiliyormuşuz arkadaşlar. Başka bir dizi daha arayalım. Mesela şöyle çok uzun süren bir dizi arayalım. Friends dizisine bakalım. Friends dizisini arıyoruz. Burada çıkıyor. Toplamda 10 sezonluk bir diziydi. Gerçekten de çok güzel bir diziydi ama. İleri butonuna tıklıyoruz. Bakalım bütün bölümleri izlediğimizde ne kadar sürüyormuş. Toplamda 4 gün 12 saat 12 dakika aralıksız izlerseniz Friends dizisinin 10 sezonunun tamamını bitirebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Evet, sonuç olarak yeni bir diziye başlamayı düşünüyorsanız toplamda ne kadar zamanınızı alacağını dizinin hesaplayabilirsiniz ve ona göre başlayıp başlamamaya karar verebilirsiniz. Bazen bir sitenin tamamen ekran görüntüsünü almanız gerekebiliyor ki şahsen benim çok fazla oluyor. Bunu nerede daha fazla kullanıyorum? Kendi yaptığım mesela reklamlarda, kendi YouTube kanalımda, Instagram sayfamın reklamında ya da iş yerimin sayfasını tanıtırken bu siteyi oldukça kullanıyorum arkadaşlar. Bu site size tam bir ekran görüntüsü sağlıyor. Yani o web tarayıcıda aşağı kısımları mesela inmeniz gerekiyor. O aşağı kısımları inmeden o sayfanın tamamının ekran görüntüsünü alabileceğiniz bir siteyi tanıtacağım şimdi sizlere. Evet, screenshot.guru sitesi bir web sitesinin bahsettiğim gibi tamamının ekran görüntüsü almanızı sağlayan bir site. Yani buraya kopyaladığınız linkteki bulunan sitenin yukarıdan aşağıya kadar bütün kısmının ekran görüntüsünü bu site sayesinde alabiliyorsunuz. Mesela ben buraya kendi YouTube kanalımın linkini bir kopyalayayım bakalım. Evet, link kopyaladım, ben robot değilim kısmına tıkladım ve screen capture butonuna tıklıyorum. Ekran görüntüsü alınıyor diyor, bekleyin diyor. Yukarıdan aşağıya kadar asıl açılış sayfasının ekran görüntüsünü aldı gördüğünüz gibi. Ben bunu özellikle Instagram storylerimde sıklıkla kullanıyorum. Herhangi bir siteyi de bu sayede ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ekran görüntüsü çıktıktan sonra sağa tıklıyoruz. Resmi farklı kaydet dedikten sonra istediğiniz herhangi bir yere kaydedebiliyorsunuz fotoğrafı. Sizin çektiğiniz fotoğraflar ya da oluşturduğunuz görseller başkaları tarafından izniniz olmadan kullanılabiliyor. Benim açıkçası bu çok fazla başıma geliyor ve o fotoğraflarımın kimler tarafından kullanıldığını bulmamın bir yolu var. Aynı zamanda internette büyük bir bilgi kirliliği oluyor. Biliyorsunuz ki özellikle Twitter'da, Facebook'ta ya da WhatsApp'ta bu çok oluyor. Bir görsel başka bir görsele ait olduğu halde başka bir haber altında paylaşılabiliyor. O yüzden bunu araştırabilmenizin bir yolu var. Şimdi önereceğim sitede de bu dediklerimi yapabiliyoruz. Evet, şimdi bahsedeceğim site ise asla duymadığınızı düşündüğüm bir site. Google.com. Tabii ki bu işin şakası. Google.com'un çok fazla kişi tarafından bilinmeyen bir özelliği var. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için bu kısmı paylaşacağım çünkü gerçekten çok işe yarar bir kısım. Google.com'a girdikten sonra sağ üstteki görseller kısmına giriyoruz. Yani biliyorsunuz Google'da görsel arama kısmı var. Fakat görsel arama kısmına girdiğinizde burada bir fotoğraf makinesi ikonu çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu fotoğraf makinesi ikonu neye yarıyor peki? Buraya tıkladıktan sonra internet üzerindeki herhangi bir görselin linkini buraya yapıştırıp o görseli internet üzerinde arayabilirsiniz. Ya da indirdiğiniz bir fotoğrafı görsel yükleyin kısmından siz buraya yükleyebilirsiniz. Mesela ben kendi fotoğrafımı buraya bir yüklemek istiyorum. Bakalım benim fotoğrafımı, çektiğim bir fotoğrafı kimler nerelerde kullanmış onları bulacağım. Dosya seç kısmına geliyorum ve daha önce çektiğim ve Instagram'da paylaştığım bir fotoğrafı arıyorum. Fotoğrafımızı aradıktan sonra öncelikle benzer görselleri çıkarıyor mesela gördüğünüz gibi. Burada tüm boyutlar kısmı var. Tüm boyutlar kısmına tıkladığımda benim fotoğrafımı kullanan siteler burada karşımıza çıkıyor. Buradaki sitelerden bazıları benden izin aldı fotoğrafı kullanmak için ama ilk defa gördüğüm siteler de var mesela. Bazıları da benden izin almadan kullanmış. Mesela bu sayede sizler de fotoğraflarınızın eğer çalındığını ve kopyalandığını düşünüyorsanız bu şekilde bu yöntemle bulabilirsiniz. Ya da internette bazen karşımıza emin olamadığımız görseller çıkıyor. O görseli doğruluğunu teyit etmek amacıyla da bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de şehrin gürültüsünden, yaşamın koşturmasından sıkıldığınızda, şöyle bir gözlerinizi kapatıp dinlenmek istediğinizde sizlere özellikle doğanın ya da farklı seslerden oluşan bir ambiyans oluşturmanızı sağlayan bir siteyi tanıtacağım şimdi sizlere. Özellikle iş yaparken bu siteyi gerçekten de kullanıyorum ve son derece rahatlatıyor. Ya da çok yorulduğunuz ve sıkıldığınız anlarda bu siteye girip dinlendirici ortam sesleriyle kendinizi bambaşka bir yerde bulabilirsiniz. Burada farklı farklı semboller görüyorsunuz. Yağmur, şimşek, rüzgar, orman, ağaç, su, ateş, gece, kahve sesi ya da tren sesi gibi sesler var. Bu seslere tıkladığınızda o ses bilgisayarınızda çalmaya başlıyor. Buradan sesi kısıp açabiliyoruz. Mesela şu anda bir yağmur sesi verdik. Arada şimşek çaksın. Mesela bir de tren geçsin. Ya da bir trenin içindeymişsiniz hissiyatı yaratır. Ya da arkadaşlar tamamen sitenin kendisine bırakabiliyorsunuz. Random seçeneğine tıkladığınızda kendisi otomatik olarak size bir ambiyans yaratıyor. Burada random'ın dışında iki tane daha seçeneğimiz var. Productivity yani verimlilik sağlayacağını düşündüğünüz sesleri site sizlere yaratıyor. Onu bir deneyelim. Hafif bir rüzgar esintisi ve bir trenin içinde gidiyoruz şu anda. Ya da relax seçeneğini deneyelim bakalım. Şu anda rahatlatıcı bir ambiyans sesi yarattı bize. Evet, gerçekten de çok güzel bir site, tavsiye ediyorum. Girip ara ara buradaki seslerden kendinize güzel bir ambiyans yaratabilirsiniz. Uçakla gelen bir yakınınızı ya da beklediğiniz birisini önceden havaalanına gidip bazen uçak rötarından dolayı saatlerce beklemek zorunda kalabiliyoruz. Özellikle havaalanınız bulunduğunuz şehirde uzaksa önceden gidip geri dönme ihtimaliniz de olmuyor ve o havaalanında bekliyoruz. Şimdi bahsedeceğim site benim gerçekten bu konuda çok işime yarıyor. Flightradar24 sitesinde bütün uçakların nerede olduğunu ve ne kadar zaman sonra ineceğini canlı olarak bu siteden izleyebiliyorsunuz. Flightradar24.com sitesine girdiğinizde bulunduğunuz konuma göre orayı size uydudan göstermeye başlayacak site ve mouse'unuzun tekeriyle yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz ya da buradaki artı eksi butonuyla haritaya yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Şu anda dünya üzerindeki bütün uçuşları görebileceğiniz bir site burası. Mesela ben şimdi Adana'dayım. Adana'ya gelmekte olan bir tane uçak var. Şuraya tıkladığımda evet, İstanbul'dan kalkmış Adana'ya geliyor. Burada iniş kalkış saatlerini her şeyini görebiliyorsunuz. Mesela bu uçak 5 dakika sonra Adana'ya inmiş olacak. Sizler de dediğim gibi uçakların, beklediğiniz kişinin uçağının ne zaman ineceğini buradan görebilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Şu anda mesela uçağın gittiği rotayı da buradan görebiliyoruz. Burada uçak seçerek yapmak dışında uçağın kodunu eğer biliyorsanız, mesela İstanbul'dan Konya'ya gitmekte olan bir uçak var. Burada kaptan pilotundan uçağın modeline kadar, irtifasına kadar her şeyi görebiliyoruz. Eğer beklediğiniz kişi size daha önce uçağın uçuş numarasını verirse, o uçuş numarasını buradaki search kısmına girerek aradığınızda o uçağın nerede olduğunu ve ne zaman ineceğini görebiliyorsunuz. Mesela bu uçak İstanbul'dan kalkmış, 36 dakika sonra Konya'ya inecekmiş. Bu da işinizi son derece pratikleştirecek bir site arkadaşlar. Son 3 bahsedeceğim site ise özellikle tasarımla alakalı siteler olacak. Mesela sosyal medya hesaplarınızda ya da matbu çıktılarda, mesela broşür, afiş, kartvizit gibi çıktılar alıyorsanız ya da tamamen dijital ortamda yaptığınız tasarımları sosyal medyanızda paylaşıyorsanız şimdi bahsedeceğim sitede tamamen ücretsiz ve tamamen telifsiz şekilde fotoğraflar ve hatta videolar alıp bu fotoğrafları, videoları istediğiniz gibi kendi hesaplarınızda kullanabiliyorsunuz. Pexels.com sitesi. Bu sitede bahsettiğim gibi yüzlerce, belki binlerce stok fotoğraf ve video bulunuyor ve bu fotoğraflara herhangi bir ücret ya da telif ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz gibi bu fotoğrafları alıp kendi sitenizde, sosyal medyanızda, tasarımlarınızda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de çok yararlı bir site. Stok fotoğraf arayanlar ve ücret vermek istemeyenler bu siteyi gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Mesela buradan bir şey arayalım. Orman yazdım ve arama butonuna tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi karşımıza ormanla ilgili görseller çıktı arkadaşlar. Buradan istediğiniz herhangi bir fotoğrafı indirebiliyorsunuz. Mesela buradaki fotoğraflardan bir tanesini indireyim. Şu fotoğrafı tıkladık ve ücretsiz indir seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir uyarı çıkıyor. Burada isterseniz bu fotoğrafı çeken kişiye bağış yapabilirsiniz. Twitter'da teşekkür edebilirsiniz ya da Instagram'da onun adını kullanarak bu fotoğrafı kullanabilirsiniz. Fakat isterseniz hiçbir şekilde onun adını geçirmeyebilirsiniz de, bu tamamen sizin tercihiniz. Tabii ki emeğe saygı diyelim. O yüzden bu fotoğraflar, bu videolar gerçekten büyük uğraşlarla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Madem bu fotoğrafları ücretsiz olarak kullanacaksınız, fotoğraf ya da videoları üreten kişilere de bir teşekkür etmeyi unutmayın derim. Evet, bu fotoğrafı indirdik. Bakalım bilgisayarımıza. Gördüğünüz gibi son derece güzel bir fotoğraf. Bunu istediğiniz herhangi bir tasarımınızda artık herhangi bir telif ücreti vermeden kullanabilirsiniz. Bir de bu sitenin video kısmı var tabii ki. Mesela yine ormanda kalsın. Buradaki fotoğraflar kısmının yanında videolar yazıyor. Videolara tıklayalım. Evet, videolara tıkladıktan sonra buradan mesela bir orman videosu açıyorum. Evet, drone'la çekilmiş bir yol videosu. Bu videoyu da aynı fotoğraftaki gibi sağ üstteki ücretsiz indire tıkladıktan sonra bilgisayarımıza indirebiliyoruz arkadaşlar. Ve istediğimiz herhangi bir yerde bu videoyu kullanabiliyoruz. Fakat dediğim gibi indirdiğiniz fotoğrafların ya da videoların kimler tarafından çekildiyse onların ismini belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bahsedeceğim site ise gerçekten inanılmaz bir yapay zekası bulunan muazzam bir site diyebilirim. Gerçekten bu kadar iyisini asla görmedim. Bunun benzerleri çok fazla var. Özellikle kanalımda PixArt videolarını izliyorsanız biliyorsunuz PixArt'ta kesme işlemini sıklıkla kullanıyoruz. Fakat PixArt'taki kesme işlemi çok temiz olmayabiliyor bazen. Şimdi bu sitede ise herhangi bir görseli bu siteye yükleyerek arka planını tamamen çok kısa bir zamanda temizleyebiliyoruz. Daha doğrusu biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen her şeyi bu site yapıyor. Sitemizin adı remove.bg, yani remove background sitesi. Bahsettiğim gibi bu site arka planı temizlemeye yarıyor. Eğer ürün fotoğrafı çekiyorsanız ya da kişi fotoğrafı çekiyorsanız, portre fotoğraflarda arkayı temizlemekle uğraşıyorsanız bu site gerçekten inanılmaz işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi mesela öncelikle kendi fotoğrafımı yükleyerek bir başlayayım buraya. Burada gördüğünüz upload butonuna tıklıyoruz. Daha sonra buradan kendi fotoğrafımı yükleyeceğim öncelikle. Bakalım nasıl kesecek. Aç diyorum ve upload etti. Evet, fotoğrafımızın orijinali burada gördüğünüz gibi ve arka planı saniyeler içinde, hatta saniye bile sürmeden tertemiz şekilde kesti. Özellikle bu işle uğraşanlar bilirler ki saç kısımlarının temizlenmesi oldukça zordur. Şimdi buradaki edit kısmından biraz bahsedeyim. Edit kısmına girdiğinizde fotoğrafımızın orijinali bu gördüğünüz gibi. Arka planı 3 farklı şekilde flulaştırabiliyoruz. Ya da arka plana sitenin kendi içinde bulunan herhangi bir arka planı buradan atabiliyoruz. Ve bu arka planın fluluğunu da daha sonradan değiştirebiliyorsunuz. Veya select photo kısmına girerek kendi bilgisayarınızdan istediğiniz herhangi bir fotoğrafı kesilen fotoğrafın arkasına ekleyebiliyorsunuz. Veya burada color kısmına geldiğimizde arka plana istediğiniz bir rengi atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tertemiz şekilde kesilmiş bir fotoğraf. Mesela arka plan ben atmak istemiyorum. Buradan tekrar çıkıyorum. Bunu PNG halde kaydetmek istiyorum bilgisayarıma. Bunun için de sadece üstüne tıklamanız yeterli. Üstüne tıkladığınızda fotoğrafımızı PNG şekilde gördüğünüz gibi bilgisayarınıza kaydediyor. Fakat burada şöyle bir nokta var. Çözünürlük kısmı. Burada fotoğrafı orijinal çözünürlükte görmek istiyorsanız o kısım arkadaşlar ücretli. Bir tane size hak veriyor bedava. Fakat ondan sonrasını ücretli olarak satın alabilirsiniz. Maksimum 25 megapiksele kadar da bu arada destekliyor. Eğer dediğim gibi bu işi yapıyorsanız bu site gerçekten çok işinize yarayacak. Şimdi başka bir fotoğraf deneyeceğim. Tekrar ana sayfaya döndüm. Upload image'a tıkladıktan sonra şimdi burada milli takımın bir fotoğrafı var. Gördüğünüz gibi. Şu fotoğraf. Şimdi bu fotoğrafı, yani bir fotoğrafta birden fazla kişi varsa bakalım onu nasıl temizliyor. Onu da görelim. Fotoğrafımı seçtim. Aç dedim. Upload ediyor ve kısa zamanda upload ettikten sonra Gördüğünüz gibi fotoğrafı son derece güzel bir şekilde tertemiz hale getirdi. Yani birden fazla kişilerde de bu fotoğrafı kullanabilirsiniz. Ya da bahsettiğim gibi ürün fotoğrafı çekiyorsanız ve ürün fotoğraflarının arkasını temizlemekle uğraşıyorsanız o konuda da çok işinize yarayacak. Tekrar upload diyorum. Burada bir ürün fotoğrafımız var. Şimdi bu ürün fotoğrafını bakalım nasıl temizleyecek. Bunu da yükleyelim. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten de algoritması, yapay zekası programı çok iyi. Oradaki kişiyi ya da ürünü tanıyor ve arka planı çok kısa sürede temizleyebiliyor programımız arkadaşlar. 10. ve son sitemiz ise bir tasarım uygulama sitesi. Online olarak tasarımlarınızı bu site üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Bilgisayarınızda özellikle Photoshop, Illustrator gibi tasarım yapabileceğiniz programlar yoksa online olarak şimdi bahsedeceğim siteden istediğiniz afiş tasarımı, poster tasarımı, kartvizit tasarımı, YouTube kapak fotoğrafı tasarımı gibi birçok şeyi ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz. Ve geldik sonuncu ve 10. web sitesine. Bu site tamamen tasarım üzerine yapılmış bir site. Eğer dediğim gibi bilgisayarınızda herhangi bir tasarım programınız yoksa bu siteye girerek online olarak son derece güzel tasarımlar kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Peki burada neler yapabiliyorsunuz? Burada şablonlar kısmına geldiğinizde birçok farklı kategoride şablon karşınıza çıkıyor. Afiş, logo, sunum, el ilanı, kartvizit, menü, sunum, infografik, özgeçmiş gibi farklı kalıplar var. Bu hazır kalıpları kullanarak pratik bir şekilde kendi sunumlarınızı ya da tasarımlarınızı burada hazırlayabilirsiniz. Mesela şimdi kendimiz bir tasarım oluşturalım. Tasarım oluştur kısmına girdikten sonra burada özel boyutlar ya da YouTube kanal resmi, Instagram hikayesi, Facebook kapağı gibi dediğim gibi farklı kategorileri buradan seçebilirsiniz. Mesela ben burada bir Instagram hikayesi oluşturmak istiyorum diyelim. Instagram hikayesini seçiyorum. Karşıma başka bir sayfa açılıyor şu anda ve Instagram hikayesi boyutunda, yani 1080'e 1920 çözünürlükte. Burası bizim çalışma alanımız. Sol tarafta da farklı menüleri görüyorsunuz. Şimdi mesela ben buraya bir fotoğraf atmak istiyorum. Bunun için fotoğraf kısmına geldiğimde Canva sitesinin kendi içindeki fotoğrafları buradan öncelikle kullanabilirsiniz. Fakat burada dolar işareti olanlar ücretli görseller. Ücretsiz yazanları da istediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da kendi bilgisayarınızdan herhangi bir fotoğrafı buraya ekleyebilirsiniz. Mesela ben az önce remove.bg sitesinde yaptığım kendi fotoğrafımı PNG halde buraya eklemek istiyorum. Bunun için yüklemeler kısmına geliyorum ve görsel veya video yükle kısmı var. Oraya tıkladıktan sonra az önce yaptığım fotoğrafı seçiyorum ve yükleniyor. Daha sonra tıkladığımda çalışma alanıma direkt olarak geçiyor. Buradan tutarak fotoğrafımızı istediğimiz boyuta getirebiliriz ve istediğimiz konuma getirebiliriz. Mesela şöyle bir konumda kalsın. Şimdi bunun ben bir de arka planına başka bir görsel atmak istiyorum. Dediğim gibi burada isterseniz fotoğraf kısmına girerek buradan yapabilirsiniz ya da arkaya video atabilirsiniz. Ya da az önce bahsettiğim Pexels sitesinden istediğiniz herhangi bir ücretsiz videoyu ya da fotoğrafı indirip burada kullanabilirsiniz. Hatta Canva sitesi direkt olarak Pexel'de yönleniyor. Yani buraya daha fazla seçeneğine tıkladığımızda gördüğümüz gibi burada Pexels, Pixabay, gömme, emoji, Facebook, Instagram'dan sizin fotoğraflarınızı ya da başkasının fotoğraflarını direkt olarak alıp buraya ekleyebiliyorsunuz. Benim Pexels sitesinden indirdiğim bir video vardı. Onu direkt olarak buraya ekleyeyim. Yüklemelere giriyorum. Daha sonra görsel veya video yükle kısmına geliyorum. Daha önce indirdiğim bir video var oradan. Şu video. Evet, bu videomuzu tasarımımıza ekleyeceğiz. Tıkladıktan sonra yükleniyor buraya ve yüklendiğinde üzerine tıkladığımızda gördüğünüz gibi çalışma alanımıza bunu ekliyoruz. Şimdi bunun yönünü değiştireceğim. O yüzden buraya geliyorum ve mouse'umla yönünü değiştiriyorum. 90 derece olacak şekilde bıraktım ve boyutunu ayarlıyoruz. Şimdi bu görselimiz fotoğrafın üstünde kaldığı için bunu geri plana atmamız lazım. Bunun için de sağa tıklıyorum ve arkaya gönder diyorum. Evet, fotoğrafım üstte, videomuz arkada oldu. Buraya bir de yazı ekleyeceğiz. Mesela metin kısmına gelelim. Metin kısmına geldiğimizde burada farklı yazı şablonları karşınıza çıkıyor. Buradan istediğiniz herhangi bir şablonu seçiyorsunuz. Mesela şunu seçeyim. Seçtikten sonra çalışma alanımıza geldi. Buraya mesela bir şey yazalım. Yeni video. Alttaki yazıyı da değiştirelim. Evet, mesela ben bunu Instagram hikayemde yeni YouTube videomu tanıtmak için yapıyorum diyelim. Yazımın konumunu da ayarladım. Buradan isterseniz fontu değiştirebilirsiniz ya da rengini değiştirebilirsiniz. Bir de arkaya YouTube logosu eklemek istiyorum. Bunun için de bileşenler kısmına geliyorum. Bileşenlerde burada isterseniz istediğiniz şeyi arayabilirsiniz. Mesela YouTube'u arayalım. Burada ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bazı logolar, semboller çıkıyor. Evet, buradan YouTube logosunu aldım ve buraya ekledim. Tasarımınız bittikten sonra da sağ üstteki indir butonuna tıklıyoruz ve indir diyorum. Tasarımınız hazırlanıyor diyor. Ve tasarımımız tamamlandı. Tasarım tamamlandıktan sonra bir kontrol edelim. Evet, daha sonra bu yaptığınız çıktıyı cep telefonunuza aktarıp Instagram hikayenizde paylaşabilirsiniz. Canva gerçekten de çok detaylı ve harika bir tasarım programı. Bazı özelliklerini ücretli olarak satın aldığınızda çok daha geniş imkanlar sunuyor size. Fakat ücretsiz kısmında da son derece güzel tasarımlar uygulayabiliyorsunuz. Ayrıca bunun cep telefonu uygulaması da var. Bu programla ilgili veya da bu uygulamayla ilgili daha detaylı bir video yapmamı istiyorsanız da lütfen yorum kısmında bunu da belirtin. Benim günlük hayatta ve iş hayatımda sıklıkla kullandığım 10 adet web sitesini sizler için önerdim arkadaşlar. Bundan sonra da web sitesi önerilerim sizler için devam edecek. Bu bahsettiğim siteler arasında sizin en çok işinize yarayacağını düşündüğünüz siteleri yorum kısmında lütfen benimle paylaşmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.